Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayınımızda da Rojava'ya yönelik olası bir işgal saldırısını konuşacağız. 5 soru altında derledik bu konuyu. Rojava'ya yönelik saldırı ne zaman olur? Hangi bölgeleri hedef alıyor? Uluslararası güçlerin tutumu nedir? Amerika ve Rusya'nın YPG bu konuya ilişkin ne diyor? Ve saldırı olursa ne zaman olur? Bu konuya ilişkin cevapları bu yayınımızda arayacağız. Evet, dediğim gibi 5 soru derledik ve hemen bu soruları kısa kısa yanıtlamaya çalışacağız. Birinci sorumuz, Rojava'ya saldırı olur mu? Doğrudan bir tehdit var. İkinci sorumuz, işgal planı nereleri hedef alıyor? Yani hangi bölgeleri hedef alıyor? Üçüncü sorumuz, saldırı olursa ne zaman olur ve o tarihler niye özellikle seçilmiş? Dördüncü sorumuz, ABD ve Rusya, özellikle tabii NATO, Avrupa Birliği başta olmak üzere bu tür uluslararası güçlerin tutumu ne olur? Ve beşinci sorumuz ise YPG bu konuya ilişkin ne diyor? Şimdi hemen birinci soruya girelim. Birinci sorumuz şudur. Rojava'ya saldırı olur mu? Olabilir. Çünkü doğrudan bir tehdit var. Öteden beri Türkiye Rojava'yı, yani bütün Kürtleri kendine bir tehdit olarak görüyor ve Rojava'ya yönelik saldırılar 2018'de Afrin'in işgaliyle oldu. 2019'da Serekaniye ve Talabiyat'ın işgaliyle oldu. Daha önce IŞİD'le mücadele bahanesiyle adı altında Cerablus, Bab ve Azaz gibi yerlere Türkiye girmişti 2017'de, ki oradaki IŞİD'liler de elbiselerini ve isimlerini değiştirerek Türkiye ile bir olup oraları işgal etmeye başladılar ve halen de buralar bu güçlerin işgali altında. Dolayısıyla Türkiye yeni dönemde, yani 2019'da bir saldırıdan sonra Amerika ile ve daha sonra Rusya ile Soçi Antlaşması yaptı ve bir anlaşma gibi bir şey olmuştu aslında, ama sürekli saldırılar devam etti. Ama Türkiye fırsat kollayıp, ki o zaman çok tepki oluşmuştu uluslararası güçlerden, Amerika'dan tutalım ta Avustralya'ya kadar dünya kamuoyu, demokratik kamuoyu tepki göstermişti. Medya, siyasi çevreler tepki koymuştu. Bazı ülkeler, ki İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler doğrudan tepki koymuşlardı. Bugün Türkiye'nin onları veto etme sebeplerinden birisi de budur. Dolayısıyla Türkiye o işte çeşitli yaptırımlar olmuştu. Türkiye o zaman biraz durdu ve fırsat kolladı. Şimdi bu fırsatın kapıya geldiğini düşünüyorlar. Ukrayna meselesinden dolayı Rusya ile NATO arasında işte ivme kazanan çelişkiler, Amerika'nın Türkiye'yi kendi yanına tekrardan çekmeye başlaması, ilişkilerine format atmaya başlaması, Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Rusya'ya ihtiyacı, bütün bu uluslararası gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye Rojava'ya saldırı için tam zamanı düşünüyor. Bu uluslararası gelişmelerden kaynaklı bir sebep. Bir diğer sebebi ise seçimlere doğru giderken bir savaş istiyorlar ve bu savaş ortamında dünkü yayınımızda belirtmiştik. Yani bu yayının sonunda linki de koyacağız. Bu savaş ortamında seçim sürecine girmeye çalışıyorlar. Peki ikinci sorumuz nedir? İşgal planı hangi bölgeleri hedef alıyor? İşgal bölge planı bütün Rojava'yı hedef alıyor, ama ilk etapta Tell Rifat, yani Şerpa bölgesi ve Münbiç'i hedef alıyor. Ama Türkiye'nin stratejik hedefi Afrin'den, yani Hatay'dan İran sınırına kadar bir kemer, bir koridor oluşturmaktır. Bu bölgeyi, İşte yaklaşık 1.000 kilometrelik bir alanı Kürtsüzleştirmektir. O sebepten dolayıdır ki bugün Zapa da saldırıyor. Daha önce Halkırk'a saldırmıştı. Haftanin'e saldırmıştı. Yani aynı planın bir Güney Kürdistan versiyonu da devam ediyor. Yürürlüktedir ve oralarda da biliyorsunuz ki çatışmalar var. Dolayısıyla ama ilk saldırı Münbiç'e olabilir ve Tell Rifat burasıdır. Burası Halep ile Afrin arasındaki bir bölgedir. Afrin'in işgalinden sonra Afrin halkı oraya yerleşti. Dolayısıyla şu anda Ruslar da, Suriye rejimi de orada. Güneyinde Halep var. Halep'te rejim güçleri ve Ruslar var. Kısmen İran güçleri de var. Batısında İdlib var. Zaten Türkiye ve ona bağlı güçlerin işgal altında. Kuzeyinde ve doğusunda da kuzeyinde Afrin, doğusunda da Bab ve Azaz var. Oralarda işgal, Türk işgali altında. Dolayısıyla bir sebep bu. Diğer sebep de işte Münbiç, yani bir hedef alınacak bölge Münbiç. Türkiye, dünkü yayınımızda da belirttiğimiz gibi, Türkiye
Fırat suyunu, ki bu haritada görüyorsunuz, Fırat suyunu kendine sınır olarak işte çekmek istiyor. İlk etapta buraları almak istiyor. Yani Rojava'nın, Fırat'ın batısını tümden işgal etmek istiyor. Afrin zaten işgal altında, işgal edilmeyen şu ara sadece Tarrafat ve Münbiç bölgesidir. Dolayısıyla oraları ilk etapta hedef alıyorlar. Peki saldırı olursa ne zaman olur? Saldırı olursa Temmuz ayında olacak diye düşünülüyor. Eğer olursa tabii, yani şu anda %100 kesinleşmiş bir saldırı planından bahsetmiyoruz ama kesine yakın bir durumun olacağı. Tabii bu saldırının kapsamının ne olacağını şimdiden kestirmek güç. Fakat Türkiye'nin hedefi bu iki bölgeyi işgal etmektir ilk etapta. Daha sonra yapabilirse Rojava'nın tümüne de saldırmak isteyecektir. Bu onların isteği. Fakat ilk etapta dediğim gibi Temmuz'da bu iki bölgeye saldırmak istiyorlar. Niye Temmuz'da saldırmak istiyorlar? İki sebebi var. Birinci sebebi 19 Temmuz Rojava Devrimi'nin yıl dönümüdür. Yani işte devrimin başladığı 2012 19 Temmuz Kobani'de başlamıştı. Başladığı yıldan yani 10 yıl geçiyor. İşte o tarihe denk getirerek o devrimi boğmaya çalışıyor. Böyle sembolik tarihleri hedefliyor. Daha önce de yapmıştı bunu. Mesela Afrin'i 18 Mart'ta işgal etmişti. Çanakkale'nin yıl dönümü. İşte Talabiyet ve Giresipi Serikaniye'ye 9 Ekim'de saldırmıştı. İşte uluslararası komplonun yıl dönümü. Dolayısıyla buraya da Temmuz'da saldıracak. Bir sebebi Rojava Devrimi'nin yıl dönümü. İkinci bir sebebi ise Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü. Lozan Antlaşması da 24 Temmuz'da imzalanmış. Yani bu tarihler aralığına denk getirebilir. Bu tür tarihleri seviyorlar. Biliyorsunuz ki 2015 24 Temmuz'unda da o zamanki İmralı görüşmelerini, müzakereleri sona erdirip Güney Kürdistan'a 70 uçakla saldırmışlardı. Rojava'ya saldırmışlardı, Şengal'a saldırmışlardı. Yani Lozan'ın yıl dönümü, işte şöyle bir planları var. Biz 100. yıla girerken sınırlarımızı genişletiyoruz falan. Dolayısıyla Temmuz ayında başlaması düşünülüyor ki bu süreçte işte sonbaharda bir seçim ihtimali de var. Ama öncesinde de eğer fırsat bulursa tabii ki illa bu tarihleri denk getirmez. Öncesinde de bu saldırıyı gerçekleştirebilir. Peki bir diğer konu, dördüncü sorumuz, Amerika ve Rusya'nın bu konuya ilişkin tutumu nasıl olur? Şimdi Rusya tutumunu kısmen net etti. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dedi ki bizim Suriye'de Rusya olarak askeri bir şeyimiz kalmadı. Tabii rolumuz kalmadı. Ve Türkiye'nin de dedi terörle mücadele hakkı var. Yani o açıklama öyle gösteriyor ki Türkiye ile Rusya anlaşmışlar. Çünkü Türkiye'nin Rusya'ya ihtiyacı var Suriye'de, Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye ile Rusya ilişkisi zannedildiği gibi Ukrayna meselesinden dolayı bozulmuş değildir. Hiç bozulmamış. Ukrayna Savaşı'ndan önce neyse ondan sonra da odur ki Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın kısmen Türkiye'ye ihtiyacı da oldu. İşte ambargoları delme, işte Rusya, işte NATO içerisinde Truva atı rolünü oynama Türkiye'nin Rusya lehine, bu tür sebeplerden dolayı Rusya şu anda Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Türkiye de Rusya'ya ihtiyaç duyuyor. Çünkü Rusya olmasa Türkiye'nin Suriye'de tutunma ihtimali neredeyse sıfırdır. Dolayısıyla Rusya bu sebepten dolayı Türkiye'ye Münbiç ve Tarrafat'a saldırı için onay vermiş olabilir. Bir diğer sebebi de işte Lavrov'un açıklamasında da anlaşılıyordu. Kürtleri Şam'a ve Rusya'ya mahkum etmedir. Yani bu sebepten dolayı da izin verebilirler. Çünkü Münbiç ve şeyde Tarrafat'a Rusya güçleri var. Peki Amerika'nın bu konuda tutumu ne olur? Amerika da benzer sebeplerden dolayı işte Türkiye'yi Finlandiya ve İsveç konusunda şey yapmak, ikna etmek. NATO Genel Sekreterinin açıklaması vardı. Türkiye'nin terörizmle mücadele hakkı var falan. Dolayısıyla Türkiye ve Amerika ilişkilerine format çekmek istiyorlar. Amerika Türkiye'yi yanında tutmak için Türkiye'ye bu yani göz yumabilir ve gerekçesi de şöyledir. İşte Münbiç, Tarrafat orası bizim bölgemiz değil. Biz Fırat'ın doğusunda varız, batısında yokuz diyerek bu saldırı, bu işgal planına Amerika'da, Rusya'da işte farklı fakat benzer, aynı zamanda benzer sebeplerden dolayı evet diyebilirler. Peki bu konuya ilişkin YPG ne diyor? YPG'nin sözcüsü bugün bir açıklama yaptı Fırat Haber Ajansı'nda. Nuri Mahmut diyor ki, diyor doğrudan karşılık veririz. Diyor Nuri Mahmut diyor,
Türk işgal saldırısında Afrin, Serekani ve Girisbi'de olanların tekrarlanmayacağını belirtmiş ve doğrudan karşılık verileceğini söylemiş. O zaman da karşılık verilmişti ki Afrin'de 63 gün bütün teknik üstünlüğe rağmen YPG direnmişti ve sonra orada halkın, sivil halkın katliama uğramaması için bir çekilme olmuştu. Dolayısıyla Nuri Mahmut'un Anefe'deki açıklaması geniş bir açıklama. Fakat bu açıklamada şöyle anlaşılıyor. Nuri Mahmut diyor ki biz diyor bu daha önceki iki işgal saldırısında sonra çeşitli deneyimler edindik. Hem askeri anlamda hem de uluslararası ilişkiler anlamında diyor bu güçlerle ilişkilerimiz var. İşte ateşkes için garantörlük eden Amerika, Rusya rollerini oynamıyorlar. Dolayısıyla biz saldırı her an olabilirmiş gibi hazırlık içerisindeyiz ve Türkiye bir daha saldırırsa Afrin, Girisipi ve Tal Abyad gibi olmayacak diyor. Böyledir. Başka bir yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.